Sen ne kadar güzelsin, ne kadar hoşsun, ne kadar Yerimden hemen şossun. başlıyoruz Bilal burada. Evet, Türkiye'nin en taze gelinler arasında en güzeli Selin Ciğerci ile Evet. birlikteyim. Selin, ben çok takdir ediyorum. Her zaman kendisini beğeniyle izliyorum zaten. Şimdi onunla röportaj yapma Başlamadan önce fırsatı. çok tembihledim. Böyle böyle konuş dedim. Böyle böyle dedim. Aynen o şekilde devam. Efendim, Bilal abi benim için çok önemli. Sağ İnanılmaz keyifle takip ediyorum. Her şeyi en düzgün, en şeffaf haliyle magazine yansıtıyor. Ama bana dedi ki senin bir gün bir telefon, senin Bilal abi dedi ki bana YouTube kanalına giriyorum. Dedi sen bana uğurlu gel. Normalde ben fazla sevmiyorum biliyorsunuz. Yok sevsem kendim YouTube'a girerim. Öyle dedi, yüreğimi parçaladı. O yüzden buradan. İnşallah uğurlu gelirim. İzleyin ha. Takip edin Evet, yani güzel. evet. Böyle yani konseptin bu mu olacak? Şimdi merak edenler olacak. Bu mu konseptin Ben olacak? gazeteci olduğum için sorularımla var olmak istiyorum ve Hani alacağım günlere gidip böyle cevaplarla. soru cevap mı Evet, yapacağım? ama onların rahat ortamında, onlar gerilmeden kendi evinde, kendi ortamında olsun Anladım. istiyorum Çünkü her merak şeyi. ederler. Biz Evet, bilgilendirmiş olalım. İlk evet, pratik çünkü ilk video. evet. Böyle cilveli olmak için özel bir gayret sarf ediyor musun? Ben hiç cilveli olduğumu hiç düşünmüyorum ya. Ha Cıvıl o ayrı. Yani cıvılsın, şey. evet, yani neşe saçıyorsun ve hep güler yüzlüsün. Yani kendini motive mi ediyorsun bu Hayır, konuda? doğruyu söyleyeyim mi burada? Evet. Çünkü olmak istediğim yerdeyim. Olmak istediğim bedendeyim. Olmak istediğim saç rengindeyim. Giymek istediğimi giyiyorum. Gitmek istediğim yere gidiyorum. Yani ne demek istediğimi siz gayet iyi anladınız. Anlıyorum. Yani mutsuz bir şekilde yaşamak yerine ondan sonra mutlu bir şekilde yaşamak için çok büyük badireler atlattım. Şimdi de ben kalkıp niye cilveli olmayayım, niye mutsuz olayım? O kadar bu konulara hiç girmeyelim. Öptüm. Evet, niye cilveliyim anladınız. Şimdi bakıyorum, kolyeleri birbirinden şık kolyeleri var. Hı. Burada nazarlık, göz, bir göz, Var. evet G göz. harfi G var. harfini soracağım. Tabii bu Gökhan'ın Dinliyor. G'si. Kocan senin. O kaç günlük kocan? Kaç günlük? Bugün ayın 11'i. 11'i. 2 hafta olmadı daha. Olmadı. 28'i, 29, 30, 31. 11 günlük kocan. 11 günlük 11. diyelim. En çok senin nereni beğeniyor? En çok benim nerim beğeniyor? Evet. Yani ne bileyim. Söyle söyle. Bilmiyorum nerim beğendim. Onu Gökhan'a sorayım. Beni seviyor komple. Ayaklarımı seviyordur herhalde. Ayaklarını Evet. seviyor. Çünkü otururken hep ayaklarımı okşuyor. Ne bileyim. Ya da saçımı mı seviyor? Saçımı okşuyor. Aklıma o geldi. Bana şunu da sor dediler ama. Selin Ciğerci'nin kalçaları çok güzel dediler. Acaba Brezilya kalçası mı? Bilal abi ne Ama yaptın nesi ya? komik bunun? Tamam okey Realite, ben de o orijinal. o kadar güzel videolar Evet. çekiyorsun ki yürürken kendini böyle yandan gördün mü hiç? Arkadan Gördüm gördün. Bütün biliyorum. Jennifer kadınlar, Lopez gibiyim. evet bütün kadınlar seni Ama orijinal kıskanıyordu. yapacak bir şey yok. Doğru söyle. Vallahi Brezilya orijinal. kalçası ameliyatı oldun Eğer mu? kalçamda herhangi bir dolgu çok istedim zamanında. Hatta onunla alakalı talihsiz bir olay da yaşadım. Ama yine söylüyorum. Şu an kalçamda gerçekten bir şey yok. Böyle bir soruyu soracağını hiç. Kalçam. Talihsiz olayını merak ettim. Ben Evet, gazeteciyim, gazetecisin. Ben böyle küçük bir operasyonla birazcık meraklıyım. daha yuvarlak falan daha bir şey olsun istemiştim ama o zamanlar daha genç kızdım, daha zayıftım tabii. Şimdi etine dolgun olunca Allah'tan olmadı. Şimdi kilo aldım. Bu sefer öyle bir şey yaptım senin daha büyük olurmuş. Bir de silikon biliyorsunuz zamanla aşağı iner. Orada silikon olması çok zararlıymış. İyi ki de yaptırmadım. Tavsiye de etmiyorum. Özellikle oraya silikon ama şimdi şeyler çıkmış. Hanımlar aqua feeling diye bir şeyler çıkmış. Onları da iyice araştırsınlar, öyle yaptırsınlar. Benim doğal ama yani benim burnumda da bir şey yok. Sadece yanaklarında böyle minicik bir şey var. O kadar burnumda da bir şey yok, dudağımda da bir şey yok. Yani kalçanı ameliyatla Öyle bir çıkartmak şey istediğin yok. zamanında olmadı, Evet vazgeçti, olmadı, olmadı olmadı. evet. Sonra Vücudum kabul Allah'tan etmedi. o Kilo forma girdi, aldım, kilo aldı, hayır. o forma Evet. girdi. Birazcık belimden falan o bir zamanlar yağ aldırmıştım. Belim ince, daha ince olunca o da şey oldu. Bir de zayıfladım üstüne. Evet. Vücudunda herhangi bir yerinde sigorta var mı? Yok be Bilal abi ne Yok sigortası mu? ya gayet Ünlüler Allah'a emanet. yurt dışında kendilerini sigortalıyorlar. O Sana ayrıca yemin ediyorum benim özel sağlık sigortam bile yok. niye yok? Olsun ama ya. Olsun. Şey Yani yapmadım onu yaptıracağım ama. olsun. Düğününde ben de vardım. Allah mesut etsin. Evet Allah sağ ol. mutlu etsin.
Beni de davet ettin, geldim. Seni ve seviyorum ben ya. Canım sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Karşılıklı, karşılıklı. Karşılıklı. Teşekkür ederim hayatım. Eşin çok şanslı. Sağ ol canım benim. Teşekkür ederim. Gökhan Bey de öyle. Bu arada eşi de burada. Karşımızda şu an bana el sallıyor. Çok şanslı bir kadınsınız. Sağ ol canım. Nikahın sırasında baktım, hüzünlendim ve ağlamaya başladım. Herkes ağlamış benle beraber. Ya, yani dondum kaldım. Ve orada dedim ki 5 yıldır bu anı bekliyordum. Evet. Ne oldu? Neden ağladın? Ne geldi aklına? Söyler misin lütfen? Aklıma? Yani şey, çünkü ben bugünlerin hayaliyle, ben onunla hani birlikte olduğum zaman evleneceğim aklıma gelmedi. Belirli bir zaman sonra onunla bir yastıkta kocamayı, yani evlenmeyi istiyordum. Sonra da hani ben onunla evlenmeyi istediğim zamanlar böyle Selin Ciğerci'nin sesi yoktu yani, hani hiç o zaman. Hı-hı. Sadece orada mikrofonda şey dedim, ne dedim? Ben 5 yıldır bu anı bekliyordum. 5 yıldır bu anı bekliyordum. Birçok insan Gökhan'ın benimle hayatımda, acaba Selin Ciğerci'nin hani söylüyor herkes, evet, işte parası var diye mi, bilmem nesi var, şöhreti var diye mi? Sanki Rihanna'yım da ondan sonra hani böyle söyleyince ben de hani onlara cevaben dedim ki benim yıllardır hayatımda olan biri, ben de bu anı bekliyordum. Hep istiyordum bu evet, hayatımın en anlamlı evet dedim. Çok fazla hatırlamıyorum da. Mutluyuz bakalım yani. Ben ilk Gökhan'la tanıştığımda benim 1500-2000 takipçim vardı. Gökhan'ın 20.000'di. O zaman Galatasaray'ın altyapısında oynuyordu. O zaman benim çok fazla öyle Instagram'da bilinirliğim hiç yoktu. O zamanlardan beri olduğu için insanlarda yeni bir şey olduğunu zannettiği zaman sinirlerim bozuluyor. Kesin bu konuda bunun için. Böyle şey olur mu yani? Ben şu an mesela hayatıma birisi girse o adamla alakalı düşünsünler değil mi aşkım? Tabii. Yani onunla alakalı düşünsünler, okey, ben de düşünürüm. Yani ben de bunu düşünerek o insanla birlikte olurum. Ama şu an öyle bir düşünecek bir şey yok. Kimseyi de ilgilendirmez ya. Bırakın, mutluyum ya. Böyle şeyler düşünmeyin. Biz iyiyiz, siz de iyi olun inşallah. Ne güzel, inşallah canım. Peki sen ağlarken baktım Demet Akalın da ağladı, ağlayacak. Evet. Yüzü değişti, ağlayacaktı. Sen biraz daha konuşsaydın. Evet, o kolumu sıkınca. Ona ne oluyor kuzum? O niye öyle oldu? Ama herkes ağlıyordu orada, ona ne oluyor derken. Ama yani şahitlerin içinde en çok Demet Akalın etkilendi ama konuşmak. Ha, güzel anlamda söylüyorsunuz. Evet, 5-6 tane şahitim ama vardı. Yani iki tanesi en yakın kız arkadaşımdı, onlar da ağlıyorlardı. Demet de biliyordu benim bu düğünü yapmamı, çok evlenmemi istediğimi. Ha, biliyor, dert ortağın olarak. Yakın arkadaşım olarak, yani yakın arkadaşım demeyeyim de o da benim hani devamlı görüştüğüm, ondan sonra sevdiğim bir ablam olarak. O da bana her zaman bazı konularda çok güzel fikirler, akıllar veriyor. O yüzden de biliyordu benim güzel anım da yanımda oldu. Biraz kırgınlığımız vardı onun önünde. Kesin soracağını bildiğim için konuya girebiliriz. Küçük bir kırgınlık vardı. Onun üstüne de öyle olunca öyle. Ama o da mutlu yani. Şu an aramızda herhangi bir sıkıntı yok. Sormayacaktım, biliyor musun? Aynı kadar yalancısın Bilal abi ya. Ne soracak başka bir şey? Çünkü barıştınız zaten, yazılacak. Biz hiçbir zaman öyle küsmedik. Herkes de küsmedik. Çok ağladı Demet'e kadınla barışmak için. Ben ağladım. Neden ağladım biliyor musun Bilal abi? Evet. Yani Demet'le aramız kötü olunca. Çünkü benim burada kişiliğim söz konusu. Ben ünlüleri kına geceme getireceğim diye 2 milyon TL'ye almışım. Veyahut da 500 milyar. Ben böyle bir şey olsa Demet Hanım'ı veya oraya gelenleri ararım. Böyle böyle bir durum var, siz geleceksiniz diye bana para teklif ediyorlar. Acaba alsam da kime ne? Herkes para kazanma derdinde değil mi Bilal abi? Benim işim de bu. Ben sanatçı değilim ki. Ben sosyal medya fenomeniyim. Her zaman söylüyorum. Ben ses sanatçısı değilim efendim. Ben şarkı söylüyorum, insanları eğlendiriyorum. Eğer bununla da eğlendirme sanatçısıysa, başka bir şeyse, okey, kabulüm şarkı. Ama ben belki de sanatçı olma yolunda ilerliyorum. Evet. Peki, güzel söyledin. Ben de aynı fikirdeyim seninle o sponsorluk konusunda. Hı-hı. Sen aynı zamanda bir iş kadınısın. Sen bir markasın. Senin 2,5 milyona yaklaşan takipçin var ve sen beğeniliyorsun, takdir ediliyorsun. Storyleri, izlenmelerimi görmek ister misin Bilal abi? Gel göstereyim. İlk kez gösteriyorum. Mesela bugün story'imi açıyorum. Şurada kaç yazıyor Bilal abi? 1.661.399. Teşekkür ederim. Çok güzel. Burada yazan. Gel. Bak çok şimdi. Güzel. İstatistiğimi açıyorum. Düğün bitti bu arada. Şu anki normal istatistiğim. Evet. Kaç milyon görüntülenme haftalık değil mi bu? Evet. 264 milyon 128 düğündeki bin. De 600 milyondu.
Maşallah nazar yani değmesin. Benim şu an bir şey tanıtmam, maşallah, bir şey yapmam. Herkes nasıl doktorlar, avukatlar, iş kadınları bir para kazanıyor. Benim işim de bu. Ayrıca Selin. Bu arada bunun vergisini de veriyorum yani. Ayrıca herkes para kazanıyor ve kim nasıl para kazandığını, ne kadar kazandığını hiç kimse birbirine söylemek zorunda değil ve söylemiyor. Evet. Söylemiyor. Sen Türkiye'de öyle bir şey var ama kimse kimsenin para kazanmasını, iyi bir yere gelmesini istemiyor birçok insan. Sen fenomen olarak, Selin Ciğerci olarak yaptığın etkinliği, organizasyonu sponsorlarla yapabilirsin. Evet, herhalde yapabilirsin. Ve kimden ne aldığını, hangisini sponsorlu yaptığını kimse söylemek zorunda değilsin. Arkadaşların seni mutlu etmek için kınana geliyor. Dürüst olmam kadar güzel bir şey yok. Ben gelinlik yaptım, gelinlikten para aldım. Ondan sonra gelinlikçi bana her gün Allah senden razı olsun diyor. Para da aldım, gelinliği de aldım. Aldığım paraları belki bağışladım. Kim nereden biliyor. Evet. Ama adam bana dedi, niçin? Çünkü yaptığı iş güzel, gelinlik güzel. Ha televizyona vermiş reklamı, ha bir dergiye vermiş, ha bana vermiş. Ben kazanınca problem. Çünkü niye? İşlerinde çekemeyenler var. Kendileri yapamadıkları için. Bu konuma gelemedikleri için. Hangi konularda sponsorla gündelik hayatını sürdürüyorsun? Mutfak masrafım hariç. Her şey. Elektrik, su falan. Onun dışında bir de benzin. Kıyafet zaten geliyor işte. Onları da tanıtıyorum. Yani enerji dışında ve mutfak masrafı hayır, dışında. Hayır, normal evimin giderleri elektrik, su. O dahil mi? Hayır abi, hariç, devletten hariç. Hariç, evet. Öyle şey olur mu? Yok, elektrik özel sektörde de. Ama ben sonuçta kıyafette ki para elektrikte evet, de alıyorum. Sahne kıyafetlerimi sponsor gördünüz mü? Bir sürü modacı arkadaşım var. Bir sürü hani tanıdığım Gülşah Saraçoğlu'ndan, Tolgacam'dan. Hani belki onlar veya başka birçok ünlü sanatçı, ünlü şarkıcı modacılardan alıyorlar, giyiyorlar. Ben daha bir tane, belki iki kere tanıtmışımdır. Hep kendi paramla alıyorum. Gündelik giydiğim kıyafetlere firmalar yolluyor. O kıyafet normal canım. Mesela tatile giderken sponsor oluyor. Tabii ki de oluyorlar sponsor. Uçakların hepsi. Hayır, onu kendim alıyorum. Ama paket tur alırsın. Uçak onun için olur, olur. O da olur. Peki Allah daha çok versin. Allah artırsın. O konuda biraz sonra başka bir şey daha soracağım sana ama. Düğünde çok takı takıldı mı? Yok. Herkesin ama bileziğini taktı. Hiç dikkat etmedi kimle taktı diye. Ben merak ediyorum ya. Benim bu huyum çok kötü ya. Evet, hiç. Kim ne taktı Allah ya? Allah belamı versin, hatırlamıyorum. Bak bu kadar büyük yemin ettim. Vermesin. Hiç çantayı yaptım, koyduk, anneme gönderdim. Onları işte bir yere gönderdik, oradan oraya gönderdik. Bozduruldu. Bir şeyler yapıldı. Ondan sonra bitti. Bu kadar. Kim hiç merak mesela, ediyorum. Mesela kendi kendime hep sordum, bunu sor. Demet Akalın ne taktı? Onlar zaten kayıtlarda var. Okan abi beşi bir yerde taktı bana. Demet Hanım beşi bir yerde taktı bana. Ondan sonra başka kim? Alişan galiba konserden geldiği için uğrayamamış oyuncuya. Eve gelecek. Alişan bir sahnedeydi zaten. Onun yapmış olduğu sahneye çıkması zaten büyük bir şey. Eve ziyarete gelmediğimiz. Onları hallettik biz. Onlarda problem yok. Alişan'ın yapmış olduğu jest. Yeter onların diyorsun. Takısı her zaman istediğimiz zaman hallederiz. Onu da hani hiç onun sonuç şarkı söylüyor, emek veriyor adam. Doğru söylüyorsun. Güzel, eğlenceli. Evet, Allah ondan razı olsun. Herkes o kadar memnundu ki. O yüzden adamın bütün evet, düğünlerde olması çok normal Alişan'ın. Öyle değil mi? Evet, gerçekten. Gelinliğin çok beğenildi. 3 tane ayrı gelinlik giydin. 3 ayrı düğün kıyafeti giydin. Onları sen mi seçtin modellerini? Hele ana gelinlik muhteşemdi ya. Onu giyemedim Bilal abi. Onu çok fazla gezemedim. Çok büyüktü. Muhteşemdi ya. Çok Arap'tı değil mi Lübnan? Of, Arap'tı, Fransız'dı. O dökümü. Her şey vardı onda. Kocamandı. Her şey vardı. Salon büyük olsa ben bir duvak yapacaktım. Buradan Acı Badem'e kadar. Tamam da çok istiyordum, daha uzun bir duvağım olsun. Öyle mi? Ya ondan istiyordum. Ben hep öyle istiyordum. Uzun duvak olsun istiyordum. Pırı pırı parlasın istiyordum. Güzel bir yaka olsun istiyordum. Peki rengi niye krem rengiydi gelinliğin? Yani beyaz olsa... Şu an beyazın biraz kırığıydı. Kırıydı, çok farklı evet, şeydim. Ama balık da çok istiyordum. Balığı da giydim. After'da da saçak saçak olsun istiyordum. Ha, onu öyleydi, da giydim. Öyle. Ne istiyorsam giydim yani. Ne istiyorsam da yaptım. Harikaydı. O Gökhan ne güzel oynadı arkadaşlar. Zeyrek, İlk dansı. Ne güzeldi o ya. Çok çalıştım onun için kerata. Kaç kere? 3 kere mi? 3 kere. Eve geldiler. Evet. Ekip öyle çalıştı. O kadar.
Sen de ne kadar asil duruyordun ama onlar zeybek yaparken. Gerçekten. Vallahi çok güzel duruyordun. Arkadaşlarım gibi daha düğün yaptın ama. Ne güzel duruyordun. Allah'tan kız. Yakın arkadaşlarım tuttu zaten şeyleri, çiçekleri. Sen de paylaştın değil mi o çiçekleri? Paylaştım. Ona şimdi soracağım ama burada bir çıkalım. Niye? Çıkalım, nereye gidiyoruz?